Tamatama Japonca'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Levent Oksunuz, nasılsınız? Bildiğiniz gibi bu kanalda birlikte Japonca dersler yapıyoruz. Bugün 56. dersle birlikteyiz. Lütfen bu videoları beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hatta mümkünse yorumlar kısmına yorumlarınızı bırakırsanız sevinirim. Motivasyonumu artırıyor bunlar. Diğer yandan, 56 tane ders yaptık. Bu ne demek? A1 seviyesi, yani Japonca A1 seviyesini zaten arkamızda bırakmıştık. Orta seviye Japonca'ya doğru yol alıyoruz anlamına geliyor. Eğer temelde bazı sorunlar yaşıyorsak, yani A1 seviyesinde sorunlar yaşıyorsak, bu dersleri anlamanız biraz daha zorlaşacaktır. Bu nedenle arada kendinizi kontrol etmenizde fayda var. Mesela A1 konusu. Tüm Japonca A1 konusunu tek bir videoda işlemiştim. Lütfen buraya ara sıra bakın. Bilmediğiniz yerler varsa ilgili videoya dönebilirsiniz. Ya da A1 seviyesinde, Japonca A1 seviyesinde, giriş seviyesinde sorumlu olduğunuz tüm kelimeleri, bilmeniz gereken tüm kelimeleri yine tek bir videoda size sunmuştum. Eğer vaktiniz olursa lütfen bu videoları da bakın. Hem kendinizi tazeleyin hem ilerisi için biraz daha güçlü bir şekilde hazırlığınızı yapmış olursunuz. Bu açıklamalardan sonra isterseniz gelin konumuza giriş yapalım. Bugün tara, ta yapısını göreceğiz. Tara. Aslında taranın ileride de farklı kullanımlarını göreceğiz ama en bizim kullandığımız ifadelerden bir tanesi yapınca, edince manasındaki tara yapısı. Fiili ta'lı hale getiriyorum. Ra ifadesini ilave ediyorum. Tara. Ve cümlenin ikinci kısmı da geçmiş zaman oluyor. Hemen birkaç alıştırma yaparsak daha hızlı bir şekilde anlayacaksınızdır. Şöyle bir cümlemiz olsun. Mesela soğuk bir süt içiyorsunuz, ardından mideniz bozuluyor. Sumetai gün yo nondara onaka ga kowareta. Sumetai gün yo nondara onaka ga kowareta. Soğuk süt içince nondara içince onaka ga kowareta. Midem bozuldu. Ya da kusuri o nondara netsu ga sagatta. Kusuri o nondara netsu ga sagatta. Kusuri ilaç demek değil mi? Nondara içince, kusuri o nondara ilacı içince netsu ga sagatta. Ateşim düştü. Bakalım şu cümleyi anlayabilecek misiniz? Kūkō ni suitara tomodachi ga mukai ni kiteita. Kūkō ni suitara tomodachi ga mukai ni kiteita. Kūkō havaalanı. Tsuku ulaşmak demek. Tomodachi arkadaş. Mukayene kuru karşılamaya gelmek. Mukayene kiteiru karşılamaya gelmiş. Kūkō ni suitara tomodachi ga mukayene kiteita. Havaalanına ulaşınca tomodachi ga mukayene kiteita. Arkadaşım karşılamaya gelmişti. Bakalım anlamını çıkarabilecek misiniz bu cümlenin? Chotto yasunnara genki ni narimashita. Chotto yasunnara genki ni narimashita. Yasumu dinlenmek demek. Ta'lı hali yasunda. Sonra ra ilave ediyoruz. Chotto yasundara genki ni narimashita. Biraz dinlenince kendime geldim. Şimdi de isterseniz siz düşünün. Mesela uzun zamandan sonra tenis oynayınca yoruldum. Nasıl söylerim? Uzun zamandan sonra hisashiburi ni tenis oynamak tenis osuru. Yorulmak, çok yorulmak. Totemo tsukareru. Uzun zamandan sonra tenis oynayınca çok yoruldum. Nasıl derim? Biraz düşünün. Hisashiburi ni tenis o shitara totemo tsukareta. Son kısım tsukareta yerine tsukaremashita diyebiliriz değil mi? Hisashiburi ni tenis o shitara totemo tsukaremashita. Tara yapısının kullanımına baktığımızda bazen beklenmedik olaylarda, çok fazla düşünmediğimiz, şaşırdığımız, beklenmedik olaylarda sıklıkla kullanıldığını görüyoruz. Mesela birkaç örnek verelim mi bu kullanımlarla ilgili olarak? Mesela Rokugatsu ni haittara kyūni atsuku narimashita. Rokugatsu ni haittara kyūni atsuku narimashita. 6. ay Hazirana girdiğimizde haittara hayru girmek demek değil mi? 6. aya girince kyūni atsuku narimashita aniden çok birden sıcaklaştı. Bakın bunu düşünmüyordu. Mesela başka bir örnek olsun.
Anohon o yonde mitara omoshira katta yo. Anohon o yonde mitara omoshira katta yo. Anohon o o kitabı yonde mitara bir okuyup bakınca omoshira katta yo. Zevkliydi, eğlenceliydi. Bakın çok büyük ihtimalle okumadan önce öyle bir düşüncesi yoktu. Eğlenceli olacağını çok düşünmüyordu. Ama yonde mitara omoshira katta yo. Okuyunca eğlenceliydi. Bakalım bu cümlenin anlamını çıkarabilecek misiniz? İe ni kaittara haha kara nimotsu ga todoiteita. İe ni kaittara haha kara nimotsu ga todoiteita. İe ni kaittara eve dönünce haha kara annemden nimotsu ga todoiteita. Bir kargo geldi, ulaştı. Bakın bilmiyordu büyük ihtimalle. Eve döndüğünde böyle bir şeyle karşılaşacağını tahmin etmiyordu. Beklenmedik bir durumdu. Bu yüzden tara yapısı yine. Kaittara tara yapısını karşımıza çıkıyor. Şöyle bir şey olsun. Buzdolabını açıyorsunuz ve bir bakıyorsunuz. Aa, hiçbir şey yokmuş. Her şey yenmiş. Hiçbir şey yok. Bakın. Bilinmeyen, tahmin edilmeyen bir durum. Buzdolabının içine bakınca hiçbir şey yoktu. Nasıl söylerim bu cümleyi? Buzdolabının içine bakınca hiçbir şey yoktu. Buzdolabının içi. Buzdolabı reizoko. Reizoko no naka. Buzdolabının içi. Bakmak. Miru. Miru. Sözlük hali değil mi? Bakmak. Hiçbir şey yoktu. Hiçbir şey yoktu. Biraz düşünün. Nasıl söylerim? Yapabiliriz mi? Reizoko no naka o mitara nani mo nakatta. Reizoko no naka o mitara nani mo nakatta. Buzdolabının içine bakınca mitara bakınca nani mo nakatta. Hiçbir şey yoktu. Gelin toparlayalım. Bugün ne yaptık? Tara yapısını gördük fakat ikinci kısım ta'lı yapıydı değil mi? Cümlenin ikinci kısmı geçmiş zaman kullanmıştık. Kusuri o nondara nesu ga sagatta. İçince, ilacı içince ateşim düştü. Bazen de beklenmedik durumlarda kullanıyorduk değil mi? Uchini kaittara hahakara nimotsu ga todoiteita. Eve dönünce annemden bir kargo gelmişti gibi ifadeler kullanmıştık. Tara yapısı çok daha aslında geniş anlamlara sahip. İleriki zamanlarda yine farklı şekilde de karşımıza çıkacaktır. Şimdi gelin bugün karşımıza çıkan kelimeleri birlikte düşünelim. Bakalım ne kadarını hatırlayacaksınız. Gyūnyū. Süt. Onaka. Mide. Kūkō. Havaalanı. Mukai ni kuru. Karşılamaya gelmek. Yasumu. Dinlenmek. Tenis osoru. Tenis oynamak. Tsukareru. Yorulmak. Nimotsu. Kargo, eşya. Todoku. Ulaşmak. Reizoko. Buzdolabı. Omoshiroi. İlginç, eğlenceli. Peki. Bugünün sonuna geliyoruz. Tara yapısı umarım zihninizde biraz yer edinmiştir. Bundan sonraki derslerde tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.